VRTV Haber Bülteni ile karşınızdayız sevgili izleyenler. Atlas Global Hava Yolları Almanya'da hizmet veren turizm acentası Eurostar ile bir charter anlaşması imzaladı. Anlaşma kapsamında Haziran-Ekim ayları arasında düzenlenecek Zonguldak-Düsseldorf özel uçuşları haftanın iki günü Zonguldak Havalimanı'ndan gerçekleşecek. Atlas Global Hava Yolları Avrupa Satış ve Pazarlama Başkan Yardımcısı Ayşe Mirza Mısırlı, Almanya'da kurulu bulunan dernek başkanlarıyla bir araya gelerek uçuşlar hakkında bilgiler verdi. Tarihimizi 15 Haziran diye bildirdik çünkü ilk defa deneyeceğiz. Doğrusu isterseniz bu uçak bizim filomuzu da sadece bir tane. 319 inebiliyor biliyorsunuz oraya. Zonguldak Türk Hava Yolları'nın bu sene ilkbaharda başlattığı seferlerinden bir tanesi nokta olarak. Bizim için tarihi bir gündü. Pazar günü 12 Mayıs, onun ilk uçuşunu birlikte yaşamak için buradan gittik yönetim kurulu arkadaşlarımızla beraber. Zonav yönetimiyle beraber aynı uçakta. Sağ olsunlar, güzel bir açılış oldu. İlk uçuşta gerçekten de bayağı bir ilgi alaka vardı. Ve önümüzdeki ayda Atlas Global Hava Yolları Zonguldak'a ilk seferini düzenleyecek. Ben Ayşe Mısırlı Mirza, Atlas Global Hava Yolları Avrupa Satış Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyorum. İnşallah hep birlikte 15 Haziran itibariyle Eurostar'a vermiş olduğumuz charter seferlerimizle Düsseldorf-Zonguldak uçuşlarını başlatacağız. Atlas Global olarak da iç hat seferlerini de aynı anda başlatma kararı aldık. Bütün hemşerilerimizin sevdiklerine en kısa sürede kavuşabilmeleri için, vatan hasretlerini giderebilmeleri için bu hizmeti vermiş olmaktan gurur duyuyorum. Bu yılki sürecimiz evet şu anda 15 Haziran itibariyle başladı ve Ekim sonuna kadar devam edecek. Biz sadece sizin güzel günlerinizde yanınızda olmak istemiyoruz. Sizin kötü günlerinizde de size destek olmak istiyoruz. Siz bu konuda hassasiyetinizi bildiniz. Ben de ilgili departmanlarla görüşeceğim. Cenazelerin Zonguldak'a ulaşacak şekilde nasıl bir transfer yapabiliriz, bu ücretleri nasıl makul seviyelere getirebiliriz buna bakacağım. Ayrıca diğer bölgelerde de uyguladığım gibi bu bölgede de bir tane free biletin verilerek işlem yapılması üzerinde de konuşacağım. Birçok konudaki hassasiyetinizi paylaştınız benimle. Ben de bunları kendi çerçevemde tekrar çalışacağım. İstanbul-Zonguldak, Zonguldak-İstanbul hattını kendi internet sitesi üzerinden ve acentalar üzerinden satış yapıyor. Ancak yurt dışı hattını North Rhine-Westphalia bölgesinde yıllardır faaliyet gösteren Eurostar Flugreisen GmbH adlı bir charter firmasına devretmiş durumda. Charter firması da internet üzerinden değil de acentalar üzerinden bu biletlerin satışını sağlıyor. Bölgenizde bulunan Zonguldak bileti satan bütün acentalardan biletlerinizi temin edebilirsiniz. Bizim için şu anda uçakların operate edebilmesi için herhangi bir risk faktörü ortada bulunmamaktadır. O yüzden bu konuda herhangi bir çekinceleri olmaması gerektiğini açıkça ifade edebilirim. Ne kadar bu havayolunun kendisi başladığında daha garanti altındaymış gibi gözükse de aslında biz ilk aşamada risklerimizi azaltıp güvenilebilecek bir acentayla çıktık. Biz tabii ki bütün acentalarımıza güveniyoruz. Bu güvenmiyoruz anlamına gelmiyor ama ciddi boyutta anlaşması olan bir operasyon alt ajanta, bu. Alt evet ajanta. Çünkü alt acentası çok ciddi sayıda olmalı ki yolcularımızın hepsine dağıtımı sağlanabilsin. O yüzden buna göre yaptık. Hani sizlerin bana bildirdiğiniz gibi maddi olarak şirketin bir sorunu olur mu? İşte bu uçuşları yapmaması olur mu? Tekrar yolcular mağdur olur mu kavramı üzerinde böyle bir tedirginlik yaşamıyoruz. Çünkü vermiş olduğumuz acentamız tüm teminatlarını yerine getirmiştir. Bizim için şu anda herhangi bir risk faktörü bulunmamaktadır. Tüm gurbetçilerimize hayırlı Ramazanlar, şimdiden hayırlı bayramlar ve Zonguldak'a hayırlı uçuşlar diliyoruz. Karabük İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gereksinimli öğrencilere yeni bir istihdam alanı oluşturmak amacıyla bugün Sevgi Bağı Özel Eğitim Mesleki Eğitim Okulu'nda Toprağa Özel Sevgi Projesi ile sele açılışı yapıldı.
Düzenlenen açılışa Karabük Valisi Fuat Gürel, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tu, Karabük İl Tarım Orman Müdürü Çetin Ayvalık, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Galip Sökmen, Karabük Ticaret İl Müdürü Feridun Karataş, İl Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Uzun, Karabük Defterdarı Osman Koçaş, kurum ve kuruluşların amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Düzenlenen etkinlik açılış konuşmalarının ardından sergi açılışıyla devam etti. Amacıyla hizmet veren ilimiz Sevgi Varo Özel Eğitim Mesleki Eğitim Okulu'nda İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzle yaptığımız bir protokol ile hayata geçen Toprağa Özel Zevki Projemizin en önemli bileşeni okulumuzda bir tarım atölyesinin açılmasıdır. İçinde bulunduğumuz hafta engeli olmayan, engel tanımayan özel öğrencilerimizin haftası. Duyarlılığın, yergamlığın, kardeşliğin, paylaşmanın, bir olmanın, empati kurmanın, özverinin değerli insan manasıyla hissettiğimiz bir hafta. Sayın Valim, bu hafta içinde sizlerin destekleriyle, kurum ve kuruluşlarımız ile birlikte özel çocuklarımız için bir dizi etkinlik planladık. Bugün de inşallah birazdan burada bu okulumuzda İl Tarım ve Ormancılık Müdürlüğümüz ile birlikte hayata geçirmenin büyük mutluluğunu yaşadığımız, çocuklarımızın üretmenin sevincini yaşayacakları, kendilerini gerçekleştirecekleri, toprakla uğraşacakları, gönüllerinin güzellikleriyle can verecekleri çiçekleri yetiştirecekleri seramızın açılışını gerçekleştireceğiz. Engelli kardeşlerimiz, çocuklarımızla alakalı bir proje. Çünkü toplumumuzun en değerli, en özel kesimiyle ilişkilendirilmiş. Onları ön plana, onları toplumsal hayata kazandırmak, ön plana çıkarmak, onları sosyalleştirmek adına çok önemli bir proje olduğunu düşünüyorum. Burada özellikle Sevgi Bağır Özel Eğitim Okulu'nda zaten bir kısım eğitimler veriliyor. İçerisinde birçok dershanemiz, birçok laboratuvarımız, atölyemiz mevcut. Orada bunların el işlerinin geliştirmesi adına birçok eğitim verilmekte. Ancak onların toprakla buluşturulması, üretime katılması çok anlamlı diye düşünüyorum. Bu manada hem tarım müdürlüğümüzü hem de eğitim müdürlüğümüzü, okul müdürlüğümüzü tebrik ediyorum. Gerçekten önemli bir proje. Bu önemli projenin hayata geçirmesinde emeği geçen bütün arkadaşları huzurlarınızla tebrik ediyorum. İki. Hadi hayırlı olsun. Budu, serer ağacı, çiçek, bitkiler var. Bir sürü insan katıldı bugün. Evet. Bu yaşama sevincidir resmi. Şurası Sevgi Bağlı'nın resmi. Hangisini daha çok beğendin? Bir şeyler beğendim. Mesela hangisini beğendin? Şu beğendim. Türkiye Sakatlar Derneği Karabük Şubesi Engelliler Haftası nedeniyle iftar programı düzenledi. Dernek binasının önünde düzenlenen iftar programına Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü İsmail Yıldırım, Karabük İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Fatih Deniz, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Dursun Yeşiloğlu, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karabük Şube Başkanı Sebahattin Çorbacı, çok sayıda dernek üyesi ve Karabüklü katıldı. Yoğun katılımın olduğu iftar programında konuşan Türkiye Sakatlar Derneği Karabük Şube Başkanı Muhittin Yılmaz, iftar programına katılan herkese teşekkür etti. Yüce Mevlamız, şu mübarek Ramazan-ı Şerif ayında senden rahmetini, merhametini ümit ediyoruz Allah'ım. Ya Rabbi, biliyoruz ki bizlerin hataları, kusurları, günahları, isyanları çoktur Allah'ım. Senden şu mübarek günler hürmetine, şu anda ellerini açmış amin, amin nidalarıyla yalvarıp yakaran bu gönüller hürmetine affedilmeyi ümit ediyoruz Allah'ım. Ve rahmetullahi ve berekatuhu ala sahibi ta'am vel akilin.
اللهم اسقنا من شراب الكوثر واجعلنا من طعام الجنة. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. İç mekan tasarımı ve geleneksel el sanatları programı öğrencilerinin 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında hazırladığı Sanat ve Tasarıma İlk Adım sergisinin açılışı bugün Safranbolu Meslek Yüksekokulu binasında gerçekleştirildi. Safranbolu'da bir arazi üzerine, önceden belirlenmiş bir arazi üzerine bir kültür merkezi ve sanat galerisi tasarımıydı. Bu projemde Flamingo'nun baş kısmından esinlenerek daha organik bir yapı inşa ettim, tasarladım. Günümüzde daha çok böyle betondan yapılmış karesel ve uzun dikilen binalar yerine daha organik, daha eğrisel formlara sahip bir yapı tasarlamayı tercih ettim. Kültür merkezi anlamında tasarladığımız bir proje. Safranbolu'da Dolmuşlakların arkasında bir mekanımız var bizim için ayarlanmış. Uygulanabilir bir proje olması kapsamında ben kendimce geometrik bir proje çalışması yaptım. İşte otoparkı olan, çünkü Safranbolu'da en çok ihtiyaçlardan biri de otopark. Otoparkı olan sergi salonlarının, kültür merkezlerinin olduğu, çalışma ofislerinin bulunduğu, bir üstüne insanlar bu kadar kültür merkezinin içinde sıkılmasınlar, sosyal alanları olsun diye kafeteryasının ve açık alanın bulunduğu bir kültür merkezi tasarlamaya çalıştım elimden geldiğince. Öncelikle hoş geldiniz. Mehmet Nuri Yıldırım, doktor öğretim üyesi olarak çalışıyorum. Aynı zamanda tasarım bölüm başkanı. Endüstriyel değeri olmayan bütün ağaçları burada değerlendirebiliriz. Yani normalde nedir? Biz hep böyle endüstriyel çalışırız. Düzgün ağaçları seçmeye çalışırız. Epoksi'de ise durum tam tersi. Ne kadar ağacın kökünden veya farklı bölgeden kullanmayan kısımları varsa onları hepsini endüstriye katabiliyoruz. Burada da çeşitli dekoratif ürünlerimiz mevcut. Sehpa olarak kullanılabilir. Saat olarak ayarladık. Yine bir sehpanın üstü olarak kullanılabilir ve maddi değeri de yüksek olan bir. Karabük Belediyesi tarafından her akşam bir mahallede düzenlenen Ramazan etkinlikleri dün de Ergenekol Mahallesi'nde yapıldı. Ramazan etkinliğine Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, Özel Kalem Müdürü İrfan Kartal, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Cavit Keskinci, Ergenekol Mahalle Muhtarı Sabahattin Çorbacı ve 7'den 70'e çok sayıda mahalle sakini katıldı. Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Kandilli beldesinde 130 yıl önce inşa edilen raylı sistemle Türkiye Taş Kömürü Kurumu'na ait eski binaların turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı. Vali Erdoğan Bektaş, Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Kandilli Belediye Başkanı Mustafa Aydın'ın da aralarında bulunduğu heyetle 1880'li yıllarda inşa edildiği tahmin edilen ve TTK'ya ait Vargel'in çalıştığı alanda incelemelerde bulundu. Bektaş incelemelerin ardından Vargel'in başta olmak üzere bölgedeki önemli değerlerin ülke turizmine kazandırılması için çalışma başlattıklarını söyledi.
Sonra gideceğiz, para geçeriz sonra. O zaman geçeriz, sonra da oraya kadar geçeriz. Ama şu tarafa, ocağın içine girmek için. Çinlilere böyle, senin sebebi, onu da toprak satıyorlar. Burası da zamanında kullanılmış. Ocaklardan çıkarılan kömürlerin deniz yoluyla nakledilmesi için vaktiyle 1900'lü yıllarda 1900-1905 çoğunlukla yabancılar tarafından yapılan kıyı yapıları bunlar. Zaman içerisinde çıkarılan kömür, maden daha içeriye ve daha alt kotlara indiği için başka mekanizmalarla taşındığı için buralar kullanılmaz olmuş. Kullanımdan çıktıkça da Karadeniz'in güçlü dalgaları bunları yavaş yavaş tahrip ediyor. Ama burada bir tarih, bir endüstriyel miras yatıyor. Bu çerçevede Kandilli Başkanımızın ısrarla üzerine durduğu bazı projeler var. Doğrusu biz de bu projelerden uzak kalamıyoruz. Ama bir uygulayabileceğimiz, pratiklikte ayakları yere basan bir proje arıyoruz. Bulursak inşallah buradaki endüstriyel mirası, burada 100 yıllık, 150 yıllık insan izlerini misafirlerimize, ziyaretçilerimize izletmek istiyoruz. Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde pazara inmeden alıcı bulan pembe rengi, aroması ve kokusuyla eşsiz özelliğe sahip Osmanlı çileği üretiminde bu yıl %100 artış bekleniyor. Fide azlığı ve yetiştirilmesindeki zorluk nedeniyle ilçede 3 köyde 9-10 yetiştirici tarafından üretilen ve pembe elmas olarak tabir edilen Osmanlı çileği ilk ürünlerini vermeye başladı. Mayıs ayının ortalarından itibaren sabahın erken saatlerinde büyük özenle toplanan Osmanlı çileği kozmetikten gıdaya farklı sektörlerden talep görüyor. Yöredeki kestane toprağında yerli kara çilekle etkileşime girerek özgün çeşit olarak ünlenen Osmanlı çileği tadı ve aromasıyla öne çıkıyor. Kilogramı 35-40 liradan satışa sunulan çileğe yurt içi ve yurt dışından yoğun talep geliyor. Hem de üretim anlamında yok olma tehlikesini atlatmıştır. Ve hızla artık bu yok oluş sürecine giren Osmanlı çileği bundan sonra artarak yükselme trendinde ve bizim hedeflediğimiz Ereğli'nin her karış toprağında Osmanlı çileğinin üretilmesi konusu gerçekleşeceğine inanıyoruz bu hızla gittiğimiz sürece. Şimdi geçen sene Ereğli'de mevcut rekolte ton yoktu bir kere. Tona yakın bir süreçte Osmanlı çileği vardı, üretildi. Bu sene rahatlıkla ben şunu söylüyorum, içinde bulunduğumuz çalışma alanımızda dahil Osmanlı çileğindeki artış, rekoltemiz %100 ve daha da üzerinde artmış durumda. Yok olma süreci, eğer siz ürününüzü markalaştırmamışsanız, tescil ettirmemişseniz bu her an yok olma tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Osmanlı çileğinin çeşit tescilini geçen sene gerçekleştirildi. Tarım Bakanlığı'nın kayıtlarındaki yerini aldı. Ereğli bana göre ülkemizdeki ilçelerden, çoğu ilçeden çok büyük şanslı. Toprağımızın üstünde pembe, altında da kara elmas bulunmakta. Ben Osmanlı çileğini yine kömürün emsali toprak üzerindeki pembe elmasımız olarak tanımlıyorum. Gerçekten kıymetli bir meyve. Biz Ereğli'nin her karış toprağında Osmanlı çileğini üretsek elimizde kalmaz, pazar sorunu da yok. Şu anda örneğin bu görmüş olduğumuz alandaki tüm çilek satılmış durumda. Satıldı, vatandaş ilgili müşterisi bunu ne kadar ürün çıkarsa aldı. Mustafa Pehlivan başta Bolu olmak üzere birçok yerde iş ettiği lunaparklarla 62 yıldır milyonlarca kişinin eğlenmesini sağlıyor. Samsun'un Terme ilçesinde doğan 76 yaşındaki Mustafa Pehlivan 14 yaşında panayırlarda motorsuz salıncaklar çalıştırarak ve havalı tüfek atışları yaptırarak eğlence sektörüne adım attı. Bu sektörde ilerlemeyi kafasına koyan Pehlivan daha sonra İzmit'e yerleşerek 1974 yılında lunapark ekipmanları üreten firma kurdu. Pehlivan başta Bolu olmak üzere birçok yerde iş ettiği lunaparklarla 62 yıldır milyonlarca kişiyi eğlendiriyor. Bu sektörde ne kadar işini bilerek düzgün yaparsan, insanlara hizmet edersen karşılığını her şekilde alırsın.
yurt dışına gidişimde bir tek 18 kilo motoru numune olarak bakanlıklardan müsaade alarak getirdim. Ondan sonra Türkiye'de ilk çarpışan otoların imalatına ve oyuncaklara ilk ben başladım Türkiye'de. İtalya'ya satıyoruz. Yapılan oyuncakları. İtalya senede bu oyuncak gemilerden senede en az 8-10 tane. Hı hı. 8-10 tane de atlı karınca yapıyor. Bizim yaptığımız atlı karıncalar bir sanat eseri. Hı hı. Onları gönderiyoruz İtalya'ya. Lunaparklarda işte bildiğimiz Ranger var, Rally sistem var. 360 var, büyük dönme dolaplar var, balerin var. İlk Türkiye'de balerinin numune getirerek imalatını ben yaptım. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'teki evinden alınan toprak ve bayrağı Samsun'a götürmek için Sakarya'dan hareket eden Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcusu 10 bisikletli Düzce'ye vardı. Toprak ve Türk bayrağını Kocaeli'den bisikletli sporculardan teslim alan 10 bisikletli Sapanca ilçesinden yola çıkarak Düzce'nin Gümüşova ilçesine ulaştı. Gümüşova ilçe meydanında Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Bisiklet Derneği üyesi yaklaşık 50 bisikletli tarafından karşılanan grup, burada kendilerine Düzce'ye ulaştırmak üzere teslim edilen Toprak ve Türk bayrağını öperek Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ali Akgün'e teslim etti. Selanik'ten alınan toprak her il aşama aşama olarak il sınırına kadar taşıyor. Biz de bu kapsamda Sakaryalı bisikletçilerimizden emanetimizi aldık ve il koordinatörü arkadaşlarımız vesilesiyle kendi bisikletçilerimize teslim ettik. Bu gece toprak Düzce'de kalacak. Yarın sabah program dahilinde yola çıkacak ve Bolu Dağı'ndaki il sınırında Bolulu bisikletçilere teslim edilecek. Eski Türkiye şampiyonlarından olan babasının yolundan giden 16 yaşındaki milli boksör Ayşe Özdemir, Romanya'da düzenlenecek Avrupa Yıldız Kızlar Boks Şampiyonası'nda altın madalyaya ulaşmayı hedefliyor. Eski Türkiye boks şampiyonlarından ve milli sporcu Şinasi Özdemir'in kızı olan Ayşe Özdemir, babasının teşvikiyle 2 yıl önce boksa başladı. Bu yıl 50 kiloda Türkiye şampiyonluğuna ulaşan Ayşe Özdemir, Yıldız Bayanlar Boks Milli Takımına çağrıldı. Romanya'da 22 Mayıs 2 Haziran tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Yıldız Kızlar Boks Şampiyonası'na hazırlanan milli sporcu, Avrupa şampiyonluğunu kazanarak ülkesini gururlandırmayı amaçlıyor. Bu yıl ilk defa Türkiye şampiyonasına katıldım. 50 kiloda Türkiye şampiyonu oldum. 2 senedir yapıyorum. Babam da küçükken yapıyormuş. 10 sene falan yapmış. Babam yıllardır yapıyordu. Türkiye şampiyonlukları falan da var zaten. Sonra o zamanki şeylerden dolayı bırakmak zorunda kalmış. Onun yarım bıraktığı şeyi biz tamamlamak istiyoruz. Antrenörüm babam. Babamın nezaretinde çalışıyorum bir spor kulübünde. Mayıs ayında Avrupa Şampiyonası'na gideceğiz. İnşallah Avrupa şampiyonu olmak istiyorum. Babam Türkiye şampiyonu olmuş, bırakmış. Onun bıraktığı yerden ben devam edeceğim. Avrupa'da ve dünyada şampiyon olmak istiyorum. İnşallah
İstiklal Marşı'mızı okutacağım. Ayşe Özdemir kızımız inşallah 50 kiloda ülkemizi temsil edecek Romanya'da yapılacak Avrupa Boks Şampiyonası'nda. Kızımızı milli takım kampında yeni gördük. Yeni birlikte çalışıyoruz. Ama kendisi yetenekli. İnşallah bu yeteneğini tecrübeye dönüştürüp Avrupa'da madalya alacak. Buna inanıyoruz. Çünkü gerek antrenmanda gerekse maçlarda çok üst düzey performanslar sergiliyor. İnşallah bunu Romanya'da maça yansıtıp kürsünün en üstünde yer alacağına inanıyoruz. Bülteni sonlandırıyoruz. Gelişmelerle tekrar karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın.